Evet arkadaşlar bugün tanıtım dersinde dil bilim tanıtım dersinde olacağız. Beraber bir dil bilime bakacağız hızlı bir şekilde. Aslında ben biraz soru çözmekten ziyade biraz bunu bu konuyla ilgili bilgi de vermek istiyorum. Bu bilgiler doğrultusunda soru da çözeceğiz tabii. Sorular üstüne biraz konu tekrar da yapmış olacağız bir nevi. Bu bir avantaj. Ama bunun dışında dil bilim dersiyle ilgili bir tanıtım da yapmış olacağız. Ben sezon içerisinde dil bilim derslerini işlediğimde neler yapıyorum, hangi konuları işliyorum onunla ilgili çok hızlı bir tur atacağız önce. Tekrar kampında da bu konuları tekrar edeceğiz. Baştan sona çok hızlı bir tekrar yapacağız ve hatırlamak istediğiniz ama tabii dil bilim biraz karmaşık bir dil ders olduğu için unuttunuz ama hatırlamak istediğiniz bütün konuları böylece çok hızlı bir şekilde hatırlayacaksınız. Yani böyle bir çalışmaya yapacağız. Tam ekranı alabilir miyiz? Alabiliriz, alabileceğiz ama ben bu paylaşımı biraz sonra durdurup bir hatırlatma turu yapacağım için yeni paylaşıma da şey yaparım, ben tam ekranı yaparım arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen başlayayım. Önce bir hızlı bir tekrar turu yapalım. Sonra birkaç soru çözelim ve sorular üstünden biraz da tekrar yapmış olalım. O şekilde gidelim. Ben bu paylaşımı durdurayım. Bu soru paylaşımıdır. Hemen şöyle bir paylaşımda bulunayım. Evet, şunu tam ekran yapabilirim. Bir dakika. Evet, tam ekran oldu galiba. Bir problem yok. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, dil bilimi, bu arada ben doçent doktor Kenan Bulut, Van 100. Üniversitesi Türkçe eğitimi alanında çalışıyorum. Türkçe eğitimi bölümündeyim. Dil bilim derslerine, anlam bilim derslerine, dil felsefesi derslerine gidiyorum aynı zamanda. Dil bilimi çok geniş bir alan ama KPSS için biraz sınırlandırılmış bir alan ama buna rağmen yine geniş bir alan. Dil bilimde birkaç soru geliyor. Dil bilim ve dil bilgisi karışık geliyor tabii KPSS eğitiminde ama özellikle sadece dil biliminde gelen sorular var. Pür dil bilim diyelim ona biz. Pür dil bilimde gelen 4-5 tane mi 5-6 tane soru oluyor. Bu sorular az olmakla beraber 5-6 soru, 75 soru içerisinde çok fazla değil ama çok belirleyici olabiliyor. Bunun da sebebi herkes yapamıyor. Standart sapması bundan dolayı çok yüksek olabiliyor değerli arkadaşlar. Bundan dolayı önemli bir alan olarak göze çarpıyor ve herkesin yapamadığı bir alan. Şimdi biz hızlıca bir şöyle bir tur atalım. Dilin tanımından başlamışız. Burada normal bir Muharrem Ergin tanımı yok. Edward Sapir tanımı var. Dil bilimci tanımı. Dilin doğuşuyla ilgili konulara değiniyoruz. İlk kelimenin ortaya çıkışıyla ilgili görüşlere ve teorilere değiniyoruz. Bildirişim, dilsel bildirişim gibi konulara değiniyoruz. İletişimi işliyoruz. İletişimin unsurlarından bahsediyoruz. Dillerin genel olarak yapısal olarak kaça ayrıldığından bahsediyoruz, ayrıntılarına giriyoruz ve bunun Van Humboldt'a ait olduğu üzerinde duruyoruz. Köken bakımından dilleri ele alıyoruz ve bunu detaylı bir şekilde işliyoruz. Dil ile ilgili birçok konu var. Bu konulara detaylı bir şekilde giriyoruz çünkü dil bilim sadece pür dil bilim değil, bağlantılı olduğu bir sürü konuyla beraber ele alınıyor. Konuşma dili, yazı dili, lehçe, şive, ağız, iki dillik, çok dillik, yerlileştirme, karma dil, lingua franca gibi kavramlar çok fazla bu alanda. Bunlarla ilgili ayrıntılara giriyoruz. İletişim, dilsel iletişim, dilsel iletişimin öğelerinden bahsediyoruz. Mesela hemen burada bir soru sormuş olayım size. Gönderici, alıcı, ileti, kod, kanal, bu iletişimin unsurlarını hatırlayın. Bağlam, bunları kim ortaya koymuş? Mesela konu üzerinden giderken çok önemli bir soru olarak sorayım ben bunu. Kim bunları ortaya koymuş? Kiminle anılıyor bunlar, bu iletişimin unsurları? Cevabınızı bekliyorum hemen. Hemen cevabınızı bekliyorum. Dil bilimle ilgili bir soru olsun ve bu arada bir
konuyla ilgili de bir fikir edinmiş olasınız diye söylüyorum. Cevap gelmiyor mesela. Bakın, iletişim unsurları dil dilinde bilinmesi gereken en önemli konulardan biri. Burada 6 tane unsur sayılıyor. 6 tane unsur. 1 gönderici, 2 alıcı, 3 ileti, 4 kanal, 5 kod, 6 bağlam. 6 tane. Bir tane atladın mı? Atladım. Hangisini atladım? Dönütü atladım. Neden dönütü atladım? Çünkü bunları Roman Yakup ortaya koyuyor. Moskova Dil Bilim Okulu'nun bir üyesi, aynı zamanda kurucusu sayılabilir. Aynı zamanda Prag Dil Bilim çevresinde yer almış çok önemli bir Rus dil bilimci, söz konusu dil bilimci Roman Yakup. Roman Jakobsen, Jakobson diye yazılıyor. Roman Yakup dediğimiz ünlü dil bilimci, değerli arkadaşlar, ortaya koymuş bunları ve bu ortaya koymuş olduğu iletişim unsurlarını 6 tane olarak sayıyor, dönütü içine koymuyor Roman Yakup. Dönüt sonradan eklenmiş, dönüt olsa da iletişim olur, olmasa da iletişim olur, bundan dolayı ortaya koymamış, bunların içine koymamış değerli arkadaşlar. Bu bir soru, haberiniz olmuş olsun. Devam edelim biz. Bağlamı ele alıyoruz, bağlamın tanımını yapıyoruz. İleriki konularda edim bilim diye bir dil bilim konusu var. Pragmatik dediğimiz bir dil bilim konusudur. Bu dil bilim konusu tamamıyla bağlamı ifade eder. Yani bağlamdan hareketle iletişimin ortaya konulması. Hani deriz ya, bağlamında, şu bağlamda, bu bağlamda. Bağlam dediğimiz iletişimin bütün unsurlarını içeriyor. Böyle bir yönü var. Dil bilimle ilgili başka konular da konuşacağız. Dil bilgisi, dil bilim filolojisi arasındaki fark, dil bilgisiyle ilgili dil biliminin bakış açısı, kuralcı dil bilgisi, betimleyici dil bilgisi, bunlara bakıyoruz. Gösterge bilime bakıyoruz. Gösterge bilimin bütün isimlerini, bütün ön planda görünen veya arka planda olup görünmeyen ama gösterge bilime çok ciddi etkisi olan isimleri konuşuyoruz. Ferdinand de Saussure, Peirce, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Roman Yakup, Rusya, bakın biraz önce bahsettim, iletişimin öğeleri, dilin işlevleri, şiirsel dili ön plana koymuş, onu da biraz sonra konuşacağız. Vladimir Prop, yine bu Rus, Roland Barthes, Fransız ve Barthes ve Fransız önemli bir dil bilimci, Grimes, Bahtin, yine Rus, karnavalı savunan, metinde merkezsizliği savunan biri. Derrida, meşhur Cezayirli Derrida, Fransız bir dil bilimci ama Cezayir asıllı. Umberto Eco, İtalya'dan. Bunlar çok önemli dilciler. Bunlar sayılabiliyor. Gösterge bilimde gösteren, gösterilen, gönderge kavramları üzerinde duruyoruz değerli arkadaşlar. Önemli kavramlar. Yine Saussure'a göre dil göstergelerinin özelliklerinden bahsediyoruz. Uzlaşımsal, nedensizlik, çizgisellik, vesaire, dilin çift eklemliliği, Andre Martinet, bunlardan bahsediyoruz. Böyle hızlıca geçiyorum. Dil dışı göstergelerden bahsediyoruz. Belirti, belirtiye, görsel gösterge, simge, bunlardan bahsediyoruz. Bunların detaylarına giriyoruz tabii. Dil bilimin tarihçesinden bahsediyoruz. Analojistlerden, anomalistlerden bahsediyoruz. Dilin doğal ve mantığa dayanan bir varlık olduğunu söyleyenler var. Doğa ve mantıkla ilgisi olmayan, kuralsız olduğunu, kuralsızlığını savunan bir ekip var. Bunlardan bahsediyoruz. Dilin tarihçesinde birçok kişiden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bunların tamamı bizim dil bilim konularının içerisinde yer alıyor. Karşılaştırmalı dil bilimden Franz Bopp, 19. yüzyıl, bundan çok ayrıntılı bir şekilde bahsediyoruz. Ve 20. yüzyıl meşhur Saussure, Ferdinand de Saussure, İsviçreli, Cenevreli Saussure'den bahsediyoruz. Çağdaş dil bilimi bununla beraber başlatıyoruz. Saussure'un bütün ikili karşıtlıkları, kendi dil bilim derslerinin yönelimlerini, yani dil bilim dersleri veriyor Saussure çevresine. Onun yönelimleri, yani neye doğru bir evrilme söz konusu dil bilim derslerinde, hangi konular işleniyor, nelere yönelik konular ele alınıyor, bunları detaylı bir şekilde işliyor. Çünkü Saussure'un getirdiği mantık, yaklaşım, çağdaş dil bilimin kurulmasında, oluşmasında çok büyük bir etkiye sahip. Saussure'le beraber biz dil bilimi yeniden başlatabiliyoruz. Dahası dil bilim tarihini, tarihçesini tam ortadan
ikiye böleceksek ve geleneksel dil bilimi ile çağdaş dil bilimi ayrı ayrı ele alacaksak, çağdaş dil bilimi tam da Saussure ve Saussure'un fikirleriyle birlikte başlıyor. Saussure ve Saussure'un fikirleriyle. Ondan öncesi geleneksel dil bilim, Saussure ve sonrası çağdaş dil bilim diyoruz. Dizge, dizge mantığı, dil bilim filoloji arasındaki fark vesaire bütün konulara değiniyor. Dil bilim betimsel bir bilimdir, buna değiniyor. Yine genel dil bilim derslerinin, yani Saussure'un getirdiği bu mantığın ikili karşıtlıkları var. Dil söz karşıtlığı, dil yetisi, dil kavramı karşıtlığı, art zamanlık, eş zamanlık karşıtlığı, dizisel, dizimsel ilişkiler karşıtlığı, töz biçim karşıtlığı, töz nedir, biçim nedir, anlam, değer karşıtlığı vesaire. Sosyolojizm akımından bahsediyoruz, Saussure'un bağlı bulunduğu, içinde bulunduğu, kurduğu akım olarak ve onun etkilediği akımlar, yapısalcılık, işlevselcilik, üretken dil bilgisi kuramı, bunlardan bahsedeceğiz. Dil okullarından bahsedeceğiz. Bu arada bir mesaj, ara mesajlar da geliyor. Dokümanınızı paylaşabilir misiniz? Ben zaten burada şu an paylaşıyorum. Yani bunu söylüyorsan eğer. Yoksa sistemde daha önce yüklemiştim. Ben bu sene dil bilim derslerini anlatırken göndermiştim sistemde, merkezde arkadaşlar onu paylaşmışlardı. Evet, değerli arkadaş, devam edelim değerli arkadaşlar. Dil okullarından bahsediyorum. Dil okulları veya dil ekolleri diye geçiyor. Cenevre Dilcilik Okulu Saussure'un kendi okulu mesela. Bundan detaylı bir şekilde bahsediyoruz. Paris Dilcilik Okulu var. Sosyolojizm cereyanının çok önemli ikinci bir okulu. Anthony Millet var burada ve onun öğrencisi Bandriyes var. Bunlar çok önemli kişiler. Port Royal Okulu var. 300 yıl boyunca devam etmiş ve müthiş bir derecede Saussure'den önce geleneksel dil bilim mantığı içerisinde çok etkili olmuş bir port okul ve çok fazla temsilcisi var. Evrenselliğe ulaşma amaçları var port royalcıların. Bundan dolayı herkes böyle diller arasındaki ortaklıkları bulup onları işte kümeleştirmeye, gruplaştırmaya çalışmış. Schultz var, Schaliger var, Leibniz var, Schlegel var, Rask var değerli arkadaşlar. Çok kişi var burada gerçekten. Müthiş bir kaynak burası. Franz Bopp var, 19. yüzyıl Hint ile Avrupa dillerinin ortaklıklarını incelemiş ve bunu ilk olarak ifade etmiş, ilk kez ses yasası terimini ortaya koymuş biridir. Karşılaştırmalı dil bilimi kurucusudur. Jones var, Grimm var, Pott var, Van Humboldt var. Avrupa'da modern üniversitenin kurucusu aynı zamanda Van Humboldt. Bu dilleri tek heceli, yani bükümlü, şey yalınlayan, bükümlü ve eklemeli diller diye ayıran, biraz önce bahsetmiştim. Schellischer var, Schmidt var, dalga teorisinin sahibi sevgili arkadaşlar. Başka bir okula geçiyoruz, İskenderiye Okulu mesela, dilde düzen var, dil zaman içinde bozulur, savunur. Bergama Okulu var, dilde kesin bir düzen olmadığını savunur. Rus biçimciliğini bahsetmiştim biraz önce, özellikle Roman Yakup'tan bahsettim. Bakın Yakup, Eihen Baum, Shklovsky, Tinyanov, Tomaszewski, Vinogradov, bunlar çok önemli kişiler. Prag dil bilim çevresi işlevselciliğin en önemli olduğu bir dil bilim çevresidir. Bu da yine Saussure'den etkilenen bir dil bilim okulu. Prag dil bilimin bütün dil bilim okulunun bütün özelliklerini sistem ve fonksiyonla ilgilenmiş, hatırlayacaksınız. Bütün özelliklerini burada detaylı anlatıyoruz. Fransız işlevselciliği var. André Martinet var. Geçen sene burada soruda geldi. Çift eklemlilik, tek eklemlilik, yani birinci eklemlilik düzeyi, ikinci eklemlilik düzeyinden bahsediyor André Martinet. Bunun detaylarından bahsediyoruz. Hemen bir önceki yıl Lucien Tesnier'e ve bağımsal dil bilim çıktı dil bilim derslerinde. Bundan bahsediyoruz. Onun stemma dediği yapı ağacından bahsediyoruz. Detaylı bir şekilde anlatıyoruz. İşte orada merkezi düğüm var, eyleyenler var, bağımlı olanlar var. Böyle değişik bir yaklaşım. Londra Okulu'ndan bahsediyoruz. Affedersiniz. Rupert Firth'ten bahsediyoruz. Toplum bilimci aynı zamanda, kültür bilimci aynı zamanda. Gustavo Guillaume'dan bahsediyoruz. Psikomekanikçi. Bu da hem şekilci olarak alıyor, hem anlam olarak alıyor. İkisini bütünleştirmeye çalışıyor. Psikomekanik, yani ruhsal, psikolojik mekanik, hepsi beraber iç içe olarak ele alıyor. Kopenhag dil bilim çevresinden bahsediyoruz. Saussure'un
İşte dil göstergelerden kurulu bir dizgedir, dil töz değil biçimdir ilkelerini daha da ileriye götüren bir yaklaşım. Glosematik denilen matematiksel mantıksal olarak dili ele alan bir yaklaşım. Çok önemli bir yaklaşım. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kurulmuş. Amerikan yapısalcılığından bahsediyoruz. Burada Fransız Boas'tan bahsediyoruz. Onun öğrencisi Edward Safir'den bahsediyoruz. Dil kültürü ilişkisini incelemişler. Toplum dil bilimi ne eğilmişler. Bunlardan bahsediyoruz. Bloomfield'den bahsediyoruz. Amerikan ne diyelim betimlemeli dil biliminin kurucusudur Bloomfield. Pozitivist ve davranışçı bir insandır, bir kişidir. Davranışçı dil biliminin öncüsüdür. Davranışçı dil biliminin öncüsüdür. Soru geliyor hemen bu arada. Bilişsel dil biliminin öncüsü kim değerli arkadaşlar? Bilişsel dil bilim, bilişselcilerin öncüsü demiyorum. Bilişsel dil biliminin öncüsü kimdir? Davranışçı dil biliminin öncüsü Bloomfield. Peki bilişsel dil biliminin öncüsü kim değerli arkadaşlar? Hemen yazabilirsiniz. Çok güzel Semra Çabuk. Evet, ilk senden geldi cevap. Chomsky mi? Evet, Chomsky. Bakın ben burada bilişsel davranışçı din akımlarından bahsetmiyorum. Onların dil yönünden, dil boyutundan bahsediyorum. Dolayısıyla bilişsel dil biliminin temsilcisi var. Davranışçı dil bilimi temsilcisi var vesaire. Bloomfield davranışçı bir dil bilimin, davranışçı dil bilim kuramcısı. Chomsky bilişsel dil bilimin kuramcısıdır değerli arkadaşlar. Evet. Edward Sapir, Boas'ın öğrencisi, kültürcü, ondan bahsettik. Biraz dil determinizminden bahsediyoruz. Dilsel görecelik, yine Edward Sapir'in akımı, anlıkçılık, ondan bahsediyoruz. Dilsel görecelik de geçen yıllarda çıktı. Harris'ten bahsediyoruz, dağılımsal dil bilimden bahsediyoruz. Bu da Bloomfield'in öğrencisi Harris. Onun gibi aynı bütün yapıları parçalara ayırmış, daha da parçalara ayırmış sonuna kadar. Bundan bahsediyoruz. Bloomfield'in biraz daha ileri boyutu, yani Bloomfield'in ortaya koyduğu akımı biraz daha ileriye götürmüş biri, öyle diyelim. İşte onun yapı ağacı bu da, stemması bu. Ve Avram Noam Chomsky'den bahsediyoruz. Doğuştancı yaklaşım, evrensel dil bilimi, universal grammar, bunlardan bahsediyoruz. Language Faculty'den bahsediyoruz. Language Faculty, değerli arkadaşlar, bu da Avram Noam Chomsky'nin insan oğlunun doğduğunda kendi ana dilinin bilgisine sezgisel olarak sahip olduğunu ifade eden bir yaklaşım, bir mantık, edinç denilebilir buna. Edinç, edim var Chomsky'de biliyorsunuz. Edinç bu doğuştan getirdiği yetidir. Doğuştan getirdiği gücüllüktür. Yani bebeğin doğuştancı yaklaşım zaten bu arada diğer adıyla. Doğuştan kendi ana dilinin bilgisine sezgisel olarak sahip olması mantığıdır değerli arkadaşlar. Edim ise bunu konuşma, söze dökme, faaliyete dökme, davranışa dökme, beceriye dökmedir. Yani doğuştan bir böyle bir şey var, bir sezgisel bir bilginiz var ama ne kadar bunu faaliyete döküyorsunuz, beceriye döküyorsunuz, bu kısımda edimdir, yani kullanma işidir, beceri işidir. Evet, devam ediyoruz. Chomsky'nin üretici dönüşümsel dil bilimi mantığını işliyoruz değerli arkadaşlar. Kartezyen bir dil bilimci olan veya bir felsefeci olan Descartes'ci bir yaklaşımda dır Chomsky. Onun izleri üstünde gider. Edinç edimden bahsettim. Dil bilgisel olan ve olmayanlardan bahsediyoruz burada. Derin yapı, yüzey yapı, üretici dönüşümsel dil bilgisi tasarısından bahsediyoruz. Dönüşümsel mantığının ne olduğundan bahsediyoruz. Bunların tamamından bahsediyoruz. Edim bilimden bahsediyoruz. Çok önemli. Burada sözceden bahsediyoruz mesela. Pragmatik dediğimiz edim bilimin kavramları bunlar. Sözceden, tümceden, söz bilimden, edim bilimden bahsediyoruz. Geçen sene sözce çıktı. Bir önceki 2020'de. Sözceleme kuramından bahsediyoruz. Bütün bunların tamamından bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Emile Benveniste'ye ait zaten sözceleme kuramı. John Lacwash, Austin, yani Austin ve söz edimleri kuramından bahsediyoruz detaylı bir şekilde. Austin var, Frege var, Russell var. Frege Avustralyan, işte Russell İngiliz, Wittgenstein hakeza önemli bir Alman Avustralyan, Avusturya'da büyümüş Alman Yahudisi, Yahudi asıllı bir dilci. Bütün bunların hepsinden bahsediyoruz.
ve Gris'in geçen sene çıkan yasalarından bahsediyoruz. Nicelik yasası, nitelik yasası, ilişkilendirme yasası, üslup yasası, tarz yasasından bahsediyoruz. Bir de yine Gris'e ait sezdirim kavramından bahsediyoruz. Bu dört yasanın içine girmeyen bir sezdirim kavramından bahsediyoruz. Bugünkü dil bilim dallarından bahsediyoruz. Her yer mutlaka soru geliyor. Ses bilgisi, ses biliminden bahsediyoruz. Biçim bilimden bahsediyoruz. Biçim bilimden, biçim bilim ayrıdır, biçim bilim ayrıdır. Birisi biçim bilim, birisi biçim bilim. Bunlardan bahsediyoruz. Alt biçim bilimlerden, portmantodan bahsediyoruz. Portmanto biçim biliminden, sıfır biçim bilimden bahsediyoruz. Bunların tamamından sevgili arkadaşlar bahsediyoruz. Dizim biliminden, söz diziminden bahsediyoruz. Sözlük bilimden, sözcük bilimden bahsediyoruz. Ad bilimden bahsediyoruz. Anlam biliminden bahsediyoruz çok detaylı bir şekilde. Gönderim, kaplam, işlem, anlam, birincik bu kavramların tamamından bahsediyoruz. Ve işte mesela çok anlamlılık, anlam genişlemesi, daralması falan filan bütün bunların hepsinden bahsediyoruz. Lehçe biliminden bahsediyoruz. Genel dil bilimini bu şekilde bitiriyoruz. Bir de genel dil biliminin dışında değerli arkadaşlar ayrıca şunlardan da bahsediyoruz. Onları da hemen söyleyeyim. O şekilde şey yapalım. Bakın mesela şurayı bir hemen kapatayım. Metin dil bilimi ve dil bilimin dallarından bahsediyoruz. Mesela metin dil biliminde ne var? İşte değerli arkadaşlar ben bu arada hemen bir daha ekran yapayım. Yeni bir şey açtım. Metin dil bilimi paylaştım, evet. Mesela metinsellik ölçütleri, bağdaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, bilgisellik, durumsallık, kabul edilebilirlik ve metinler arasılıktan bahsediyoruz. 7 tane metinsellik ölçütü var. Bunların tamamından bahsediyoruz. Bunların dışında değerli arkadaşlar, özellikle bağdaşıklık ve tutarlılık üzerinde çok detaylı bir şekilde duruyoruz. Bütün ayrıntılarda mesela bağdaşıklık öğeleri var. Biraz sonra soru çözdüğümüzde de karşınıza çıkacak. Gönderim, eksiltili anlatım, değiştirim, bağlama öğeleri, kelime bağdaşıklığı bunların tamamından bahsediyoruz. Detaylı bir şekilde burada örneklerle açıklanıyor. Çok ayrıntılı bir şekilde. Ben artık bunları tek tek söylemeyeceğim. Çünkü böyle bir zamanımız yok değerli arkadaşlar. Gönderim mesela metin dışı gönderim, metin içi gönderim, ön gönderim, art gönderim, eksiltili anlatım, değiştirim, isme bağlı, fiile bağlı, cümleye bağlı değiştirim, bağlama öğeleri, kelime bağdaşıklarından bahsediyoruz vesaire. Bütün bunların tamamından bahsediyoruz. Tutarlılıktan bahsediyoruz. Bunların da detaylarına gidiyoruz ve bu konuyu da öyle bitiriyoruz. Bunun dışında başka ne var? Yine dil bilimin alt dalları diye bir konumuz var. Dil bilimin alt dalları. Bundan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Ben bunu da hemen çok hızlı bir şekilde paylaşayım ve ondan sonra da sorulara geçeyim. Evet. Şimdi burada açıldı. Dil bilimin alt dallarından bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Mesela uzam dil bilimi. Coğrafya ile ilgili, toplum dil bilimi ve sosyolengüistik toplumla ilgili tamamen işte karmaşık büyük yapılı toplumlar için geçerli. Budum bilim tamamen işte ırk etnisite üzerinde çalışmalar yapar. Ruh dil bilim tamamen işte dil edinim süreçleriyle ilgilidir. Anahtar kelimesi dil edinimidir. Uygulamalı dil bilim tamamen dil öğretimiyle ilgilidir. Anahtar kelime de öyle zaten. Metin dil biliminden bahsediyoruz. Metin dilinin detaylarına giriyoruz yine burada. Çeviri dil bilimden bahsediyoruz. Edim bilimden, pragmatikten bahsediyoruz. Bilişsel dil bilimden bahsediyoruz. Sinirsel dil bilimden bahsediyoruz. Betimlemeli dil bilimden bahsediyoruz. Kuramsal dil bilimden bahsediyoruz. Kuramsal dil bilimi geçen yıl çıktı aynı zamanda değerli arkadaşlar. Mutlaka bir tane dil bilimden de gelir. Aynı zamanda dilin işlevleri diye bir konumuz var. İşte dilin göndergesel işlevi. Mesela çağrı işlevi, üst dil işlevi, yazınsallık işlevi, metinsellik yani bu şiirsel işlevi, metin estetiği boyutu, Roman Yakup'un ilgilendiği alan, bütün bunların tamamından bahsediyoruz. Ben şimdi böyle bir tur attıktan sonra sanırım bu tur atma olayı faydalı olmuştur. Ben öyle düşünüyorum. Genel olarak konular hakkında bir bilgi edinmişliğiniz olmuştur. Şimdi ben değerli arkadaşlar birkaç soru çözeyim.
sorularla biraz gidelim. Birkaç soru üstünden dil bilimde bazı konulara temas etmiş olayım. Biraz detaylarına, hem o konuların biraz detaylarına girmiş olayım, hem de soru çözümüne bu anlamda sizin bir fikriniz de olmuş olur. Soru çözümüyle ilgili ve böylece dil bilimiyle ilgili daha detaylı bir takım bilgilere sahip olmuş olursunuz. Yani bir ipucu anlamında zaten bu tarz tanıtım dersleri. Eğer genel tekrar derslerine gelirseniz bununla ilgili daha da detaylara girip bütün dil bilimi baştan sona hem tekrar edeceğiz hem de soru çözerek pekiştireceğiz. Öyle inanıyorum. Öyle yapmayı düşünüyoruz. Ben bunu da hemen tam ekranı yapayım değerli arkadaşlar. Ara ara çıkıp gireceğiz bu kısma. Çünkü bunun da sebebi ben bazı konular burada sorularda gördüğümüz bazı konular detaylı anlatmayı istiyorum. Üstünde durmayı istiyorum. O yüzden mesela hemen başlayalım. Muharrem Ergin dili tanımlarken dilin temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi olduğunu belirtmiştir. Belirtilen bu husus dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisine karşılık gelir? Sorularınız hemen mesajlardan cevap verebilirsiniz. Görebiliriz hemen. Evet. Semra cevap veriyor. Adile cevap veriyor. Bayburt diyorlar. Doğru. Müjde Özbek parmak kaldırdı. Müjde parmak kaldırdı. Burada yazabilirsin. Parmak kaldırmadan da direkt burada yazabilirsin istersen. Ama konuşmak mı istiyorsun acaba, parmak kaldırınca konuşmak mı istiyorsun? İstersen konuşabilirsin de hiç problem yok. Burada yazmak istersen yazabilirsin. Şimdi ben bunu anlatayım. Arkadaşlar, Saussure'ün dille ilgili gösterge bilimde dil göstergeleri, biliyorsunuz gösterge bilimde iki temel konu var. Bir, dil göstergeleri, bir de dil dışı göstergeler. Dil göstergeleri bütün kelimelerdir. Bütün kelimeler. Mesela Ali bir dil göstergesidir, telefon bir dil göstergesidir, bilgisayar bir dil göstergesidir, Kenan bir dil göstergesidir vesaire. Dil göstergeleri kelimelerdir. Bütün kelimeler dil göstergeleridir. Dil göstergelerin özelliklerini anlatır. Saussure özelliklerini sayar. Mesela bunlar nedir? Uzlaşımsaldır. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış. Biz mesela şuna neden duvar dediklerini bilmiyoruz. Şuna neden masa dediklerini bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kelimeler var. Mesela yansıma sözcüklerin neden yansıma, neden o isim konulduğunu, şırır şırır su akıyor, şırır deniliyor. Ya su akarken şırır diye ses çıkarıyor. Biz de ona şırır şırır diyoruz. Bundan dolayı isim verilmiş. Bunu biliyoruz. Ama masa, kalorifer, dolap, duvar, araba, efendim kapı vesaire, bunlara neden bu isimlerin verildiğini bilmiyoruz. Bu bir nedensizlik ilkesi. Rastlantısaldır. Yine Saussure'un ifadesiyle yani bir nevi rastgele verilmiş veya öyle ortaya çıkmış. Rastlantısaldır. Bu da geçen yıl çıktı. İki, bir de insanların tamamı bu isimler üzerinde uzlaşmışlar. Yani sen bugün şunu diyemezsin. Ya herkes duvar diyor, ben buna duvar demeyeceğim, işte buna araba diyeceğim. Diyemezsin. Kimseyle anlaşamazsın. Bu durumda uzlaşımsaldır. Herkes aynısını söylemek durumundadır. Çift eklemlik Andre Martinet'indir. Birinci eklemlik düzeyi var, ikinci eklemlik düzeyi var. Önemli bir konu olduğu için bahsediyorum. Birinci eklemlik düzeyi anlam boyutudur. Kelimeler ve eklem. İkinci eklemlik düzeyi ise tamamen sesler boyutundadır. A, B, C şeklinde sesler boyutuna iniyor. Nedensizliği zaten anlattım. Ayrıntılarına daha da girmeyeyim. Değişmezlik ilkesi demiş Semra. Değişmezlik ilkesi var dilde, bir de değişebilirlik ilkesi var. Sen bu örneğin buna duvar demişlerse ya da dolap demişlerse, sen kafana göre bir birey olarak öznel anlamda kaldırıp yerine başka sözcük koyamazsın. Ama kamuoyu, toplum zaman içerisinde o sözcüğü yavaş yavaş tedavülden, kullanımdan kaldırarak yerine peyderpey kullanarak alıştıra ya da yaygınlaşa gittikçe yaygınlaşan bir kelime koyarak zamanla artık o kelimenin kullanımını sağlayabilir. Mesela yaşam kelimesi. Eskiden sadece hayat kelimesi vardı, yaşam kelimesi yoktu. Ama yaşam kelimesi insanlar 1950-60'larda ortaya koydular ve yavaş yavaş kullandılar. Bugün hepimiz kullanıyoruz. Değişebilirliktir bu.
Ama sen kendin bundan sonra ben kitaba mektup diyeceğim diyemezsin. Kendin değiştiremezsin. Evet, geçiyoruz. Geleneksel dil bilgisi anlayışıdır. Bu dil bilgisi anlayışında kurallar kullanımlardan yola çıkarak belirlenir. Kurallar kullanımlardan yola çıkarak. Okullardaki dil bilgisi öğretimi bu anlayışla verilmektedir. Dil bilimin dil bilgisi anlayışı bu anlayıştır. Soru bu. Yukarıdaki açıklamalar ve tanımları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş? Evet, cevaplarınızı bekliyorum değerli arkadaşlar. Mesela, biraz zaman vereyim tabii bu arada. Evet, artık cevaplarınızı yazabilirsiniz. Demi demiş. Başka ne olabilir? Mesela 5 şıkkında hem başta betimleyici demiş hem sonda betimleyici demiş. Direkt buradan onu eleyebilirsiniz. Arkadaşlar hemen başlayalım. Şimdi bir, dil bilimin dil bilgisi anlayışı benim notlarımda vardı. Biraz önce hani geleneksel dil bilim ve çağdaş dil bilim, betimlemeli dil bilim dedik ya. Orada hemen o ifadenin sonunda dil bilimin dil bilgisi anlayışı betimleyici dil bilgisidir demiştim. O yüzden direkt C şıkkını buradan ediyoruz. C şıkkını direkt buradan ediyoruz. Gitti C şıkkı. Peki neler kaldı? A, B, D, E kaldı. B'de hem başta betimleyici var hem sonda betimleyici var. Yani betimleyici dil bilgisi Saussure'den sonra ortaya konulmuş ve çağdaş dil bilgisi mantığıdır. Dolayısıyla kuralcı olamaz. Çok fazla bir kuralcılık yoktur burada. O geleneksel dil bilim mantığına daha yakındır. Dolayısıyla kuralcılık çok fazla yoktur betimleyici dil bilgisinde. O yüzden bir numaradaki geleneksel dil bilgisi anlayış ifadesi betimleyicinin karşılığı olamaz. B de buradan evet. Ne kaldı? Sevgili arkadaşlar, A kaldı, D kaldı, E kaldı. A'da geleneksel dil bilgisi anlayışı kuralcı doğru. Bu dil bilgisi anlayışında kurallar kullanımlardan yola çıkarak belirlenir. Betimleyici, hayır, betimleyici dil bilimi dil bilgisi anlayışı betimleyicidir. Dördüncü sıradakidir. Dolayısıyla A'yı da buradan eliyoruz. E'ye baktığımızda öğretim denilmiş iki numara için böyle bir şey olamaz. Dil bilgisi anlayışı kurallar kullanımlardan yola çıkarak belirlenmesi olayın öğretimle ilgisi yok. O yüzden cevap D şıkkıdır. D şıkkında bir, geleneksel dil bilgisi anlayışı kuralcıdır. Dil bilgisi anlayışında kuralların kullanımlardan yola çıkarak belirlenmesi yapılandırıcıdır, yapılandırmacı yaklaşımdır. Yani siz kullanırsınız, kurallar ortaya konulur, onu dil bilgisi olarak ortaya koyarsınız. Mantıklı. Okullardaki dil bilgisi öğretimi bir bu anlayışla, hangi anlayışla verilir? Öğretim anlayışıyla verilir. Yani dil bireyin aktif çabasıyla öğrenilir mantığı var. Tam olarak öğretim ifadesi bunu karşılamasa da en uygunu budur. Ve dil bilim, dil bilgisi anlayışı da betimleyicidir diyoruz. Geçiyoruz bu soruyu. Fransız dil bilimci aynı zamanda edebiyat eleştirmenidir. Yapı sökümcülük biraz önce benim notlarımda da geçti, olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusudur. Kuşkusuz Jacques Derrida. Cezayir asıllı ama Fransa'da büyümüş bir muhteşem dil bilimcidir. 1957'de doktoraya başlıyor. 66 yılına gelince tam 9 yıl sonra hala doktorayı bitirmemiş. Hocası ona diyor ki senin nereye gideceğini, nereye doğru gittiğini kestiremiyor diyor. Böyle bir adam. Evet, geçiyoruz. Modern dil bilimin babası olarak bilinen dil bilimci. Kendisinden sonra birçok kişi etkilenmiş. Genel dil bilim dersleri Cenevre Okulu öğrencileri tarafından kitap haline getirilmiştir. Çok güzel ediyorsunuz. Çok hızlı da ediyorsunuz. Peki ben başka bir soru sorayım. Saussure kendisi kitabı yazmamış. Saussure 1913'te ölmüş. 13'te. 16'da Saussure'un kitabı çıkıyor. Genel dil bilim dersleri. Kim yazmış bu genel dil bilim dersleri? Saussure'un iki öğrencisinin adını istiyorum.
Şeşe ve Barley. Tabii Şeşe ve Barley böyle yazılmıyor. Müjde, Semra. Ama olsun. Yani bilmeniz önemli. Bilmeniz önemli. Siz okunduğu gibi yazmışsınız. Olsun. Şeşe ve Barley. Şöyle de bir tartışma var bununla ilgili. Sonradan dil bilimciler bu kitabı şu yönden de eleştirmişler. Acaba Şeşe ve Barley gerçekten Sasür'ün fikirlerini mi yazdılar? Yoksa kendi fikirlerini mi kattılar ve Sasür'ün fikirleri olarak yansıttılar? O da ayrı bir tartışma konusu. Bir dipnot olsun. Şelişer tarafından oluşturulan dil aile ağacı çizimine karşı çıkmıştır. Yani böyle aile hani dillerle ilgili abi aile ağacı oluşturulur ya, önce şu sonra bu sonra bu gibi. Değerli arkadaşlar, ona göre dille meydana gelen tüm değişimler merkezden çevreye doğru yayılır. Yani şöyle, elinde bir taş var, atıyorsun suya. Pat diye suya düştü. Bak, pat diye suya düştü. Önce orada bir şey oluşur. Sonra hemen çok hızlı bir şekilde böyle bir suda dalgalanma olur mu? Olur. Bunun adı dalga teorisidir. İşte bunu ortaya koyan adam, sevgili Semra, kimdir bu? Hemen ben bir paylaşım yapayım mı? Paylaşımı hemen çok hızlı bir şekilde değiştireyim mi? Biraz önce bakmıştık buna. Hatırlayın. Paylaşımı nereden durduruyorduk? Şunu bir indireyim. Ha, paylaşımı şuradan durduruyor. Hemen çok hızlı bir şekilde şu paylaşımı yapayım mı? Değerli arkadaşlar. Hemen geldim. Bakın. Evet. Şöyle bir bulayım, sonra tam ekran yapacağım. Hatırlayın. Bu arada siz. Peki ben bu soruya soru ekleyeceğim. Bu arada ben bulana kadar. Hangi dil bilimi ekolunun içindeydi bu arada? Bunu da yazın değerli arkadaşlar. Hangi dil bilimin ekolun, dil bilimi ekolunun içindeydi bahsettiğim kişi? Evet. Port Royal Dil Bilim Ekolunun içindeydi. Müjde. Port Royal Dil Bilim. Port Royal. Ve bu adam Schmidt. Şöyle de yazılıyor. Dalga teorisinin sahibi. Ona göre değişimler dalga şeklinde olur. Suya atılan taş gibi. Şu an ekranda görüyorsunuz. Schmidt. Şöyle yazılıyor. Orada bir yanlış yazılma olmuş olabilir. Ona bakalım. Evet, hemen tekrar sorularımıza geçiyoruz. Çok hızlı bir şekilde sorulara devam ediyoruz. Sorularım neredeydi? Şurada. Hemen çok hızlı bir şekilde değerli arkadaşlar. Şunu bir tam ekran yapayım önce. Tabii başa gitmiş oldu. Evet. Neredeydik? Schmidt. Schmidt. Böyle yazılıyor ama Schmidt'tir. DT var. Schmidt böyle de okunabilir. Yani o biraz okunduğu gibi galiba yazılmış. Böyle bir şey olmuş. Bu şekilde bir yaklaşım. Dalga teorisi tamamen suya atılan taşın yayılması olayı. Ben birkaç tane daha soru çözüp sonra tanıtım dersimizi bitireceğim. Arap geleneğin en önemli ismidir. Kitabul Ayn adlı bir eseri var. Bu eser Arapçanın ilk sözlüğüdür. Hadi bakayım. Önemli bir dil bilim okulunun da temsilcisidir. Onu da ben biraz sonra soracağım. Burada yazmadım onu özellikle. Bakalım. Neler gelmiş? El Halil diye gelmiş. Peki El Halil hangi dil bilim çevresinde yer almaktadır? Bunu da merak edesiniz diye söylüyorum. Bir dakika arkadaşlar, sistemimde küçük bir problem oldu sanki. Şunu bir tanesini kapatayım. Hemen dönüyorum. Ufak bir problem sanki oldu ama.
Evet. Tamam. Sanki problem giderildi. Şunu açabilirsem şurayı da kapatayım. Evet. Evet arkadaşlar. El Halil. Peki Sibeveyhi kim? Sibeveyhi bana anlatabilecek var mı? Hangi ekolün içerisindedir? Evet, toplum El Halil toplum dil bilimine çok yakın bir kişidir. Ama tam bir toplum dil bilimci de denilemez. Doğru demişsin Adile. Sibeveyhi ve okulun adını söyleyebilecek var mı? Sibeveyhi'nin okulunun adı 8. yüzyıl Basra okulu 8. yüzyıl hatırlayın. 8. yüzyıl evet. Hemen geçiyoruz. Tekrar sorularımıza gelelim. Evet. Şunları hemen hızlıca okuyalım. Bir de bunlardan bahsedelim. Ben hemen sonlara gidip başka bu metin dil bilimiyle ilgili bir iki daha soruyu da oradan çözmek istiyorum. Bir dilin yazılı belgelerinin dilsel ve tarihsel açıdan incelenmesine dayalı bilim dalı nedir? Belirli bir dili ele alarak o dilin ses, şekil, kelime ve cümle yapısını tüm kurallarıyla incelemeye dayalı olan akım veya dil bilim veya dil bilgisi midir, nedir bu veya filoloji midir? Dil yetisinin ve doğal dillerin bilimsel incelemesi olup evrensel bir bilim dalı olan nedir? Hemen çok hızlı bir şekilde cevaplarınıza bakalım. Evet, B diye geliyor. Bir dilin yazılı belgelerinin dilsel ve tarihsel açıdan incelenmesi kesinlikle filolojidir. Ve filoloji ile dil bilimi arasındaki fark budur. Filoloji tamamen yazınsal metinlerle ilgilenir. Dil bilim, dilin kendisiyle ilgilenir. Yazınsal metinlerle ilgilenmez, özellikle ilgilenmez. Dil bilimin öncülüğü, önceliği sözlü dildir, yazılı dil değildir. Bu bir. Belirli bir dili ele alarak o dilin ses, şekil, kelime ve cümle yapısının tüm kurallarıyla inceleyen bilim dalı dil bilgisidir. Dil bilimin alt dalıdır. Dil yetisinin ve doğal dillerin bilimsel incelemesi yani bir dili alıp veya dilleri her yönüyle inceleyen bilim dalı da dil bilimdir. Cevap elbette ki Bayburt'tur. Ben hızlıca arka taraflara geçmek istiyorum aslında. Oralarda değişik sorular var. Birkaç tane o sorulardan çözmek istiyorum. Mesela bu soruyu çözelim hemen. Mesela şuna bakın arkadaşlar. Çoğumuz okuduğumuz masallarda annesini Keloğlan'ı Keloğlum, Keleşoğlum diyerek sevdiğini anımsarız. Anne oğlunu severken keleş sözcüğüyle oğluna yakışıklı, iyi huylu diyordu. Oysa bu sözcük günümüzde aynı anlamı ifade etmemektedir. Yukarıdaki paragraftan hareketle keleş sözcüğünün aşağıdaki anlam değişmelerinden hangisine uğradığı söylenebilir değerli arkadaşlar. Evet cevabınız. Arkadaşlar, Ceyhan anlam kötüleşmesi. Peki, anlam iyileşmesi ne demek? O gün için Keloğlum, Keleşoğlum ifadesi yakışıklı, iyi huylu anlamına geliyordu değil mi? Bugün ise o anlama gelmiyor. İşte bundan dolayı bugün daha kötü, daha olumsuz bir anlama geldiği için anlam değişmiş ve kötüleşmiş. Çok güzel. Yavuz sözcüğünün asıl anlamı nedir? Asıl anlamı ne? Kötü bir anlamı var. Olumsuz bir anlamı var. Yavuz sözcüğün. Ama bugün değil mi? Yani hırsız, hatta Yavuz hırsız diye bir ifade de var. Yavuz hırsız diye bir ifade de var. Yani hem suçlu hem güçlü anlamında bir ifade. Hırsız anlamında, kötü anlamında. Ama bugün Yavuz böyle delikanlı, güçlü bir kişilikten bahsediliyor. Böyle bir adlandırma yapılıyor. O yüzden bu da anlam iyileşmesidir. Geçelim. Dil ve toplum arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı. Dil bilim dalı. Dil ile toplum arasındaki. Karmaşık yapılı toplumlar. Sosyolinguistik. Kesinlikle doğru. Peki hemen söyleyelim. Uygulamalı dil bilim neyi ifade eder? Dil öğretimiyle ilgilenir. Ben hızlıca söyleyeyim geçeyim. Metin dil bilimi metinsellik ölçütleriyle ilgilenir. Karşılaştırmalı dil bilimi dil karşılaştırmalarını Fransız Bob 19. yüzyıl bununla ilgilenir. Tarihsel dil bilim arkadaşlar tarihsel dil bilimde dil tarihçesiyle ilgili bir takım ayrıntılara gider ve tarihsel olarak dilin ele alınmasıyla
ilgilenir. Geçelim. Peki şuna bir bakalım. Hangi kalemi kullanmak istersin sorusunun cevabı. Kırmızıyı öğretmenim. Altı çizili sözcüklerde görülen bağdaşıklık türü hangisidir? Bağdaşıklık türleri vardır. Göndereyim, değiştireyim, eksiltili anlam, eksiltili kullanım, bağlama öğeleri bir sürü böyle var. Hangisini diyorsunuz? Evet. Semra çok doğru söylüyorsun. Eksiltili anlatım. Buradaki eksiltili anlatım nasıl ortaya çıkarılıyor? Şöyle. Yok arkadaşlar. Eksiltili anlatım. Bakın buradaki bağdaşıklık türü eksiltili anlatımdır. Nasıl? Şöyle. Hangi kalemi kullanmak istersin? Kırmızı kalemi kullanmak isterim öğretmenim demeli. Bunun yerine kırmızıyı öğretmenim demesi yanlış bir kullanım kesinlikle değil ama dilde eksiltili anlatım olarak kullanılır. Evet, geçelim. Evet. Burcu çok çalışkan bir öğrenciydi. Yanlış oldu. Şuna bakalım. Burcu çok çalışkan bir öğrenciydi. Gözü derslerden başka hiçbir şey görmezdi. Onun kim? O, Burcu. Bahsettik mi önceden? Önceden bahsettik. Şimdi o diyoruz. Yani onun. Peki nedir bu? Ön gönderim mi, art gönderim? Cevaplarınız? Evet, cevaplar B olarak gelmiş. Ne demiş? D şıkkını açıklar mısınız? Hangisini D şıkkını açıklayayım? Önceki şeyde mi? Bunda mı? Müjde hangisi burada mı? Peki ben bu soruyu önce anlatayım. Değerli arkadaşlar, bu arada mesajlar geldi, göremedim bir kısmını. Diğer soru. Tamam, ona bakacağım şimdi. Ben senin dediğin şurada, hem burada da var. Hem burada da E şıkkı, D şıkkı. Eş dizimsel örüntüleme. Söyleyeceğim onları da. Değerli arkadaşlar, ön gönderim var, art gönderim var. Ön bakın, ön gönderim var, art gönderim var. Ön gönderim, eğer gönderim unsuru bu, şu, o gönderim unsuru eğer önce kullanılmış, sonra isim kullanılmışsa, o geldi. Yani Kenan. Dediğinizde ön gönderim kullanılmış olur. Ama önce kişinin adı kullanılmış, sonra gönderim unsuru kullanılmışsa ona da biz art gönderim diyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir farklılık. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar ben burada tabii birçok soru var. Ben soruların tamamına şey yapmak istemiyorum. Öyle bir zamanımız da yok. Tamamına giremem zaten. Bir örnek birkaç soru çözmüş olduk. Yani elbette tanıtım dersinde bu yapılabilir. Bundan öte çok fazla şey yapılamaz burada. Önemli şu kadarını söyleyeyim. Eğer genel tekrar derslerine gelirseniz bu arada şeyin sorusu da kaçmış olmasın. Müjde'nin sorusu da kaçmış olmasın. Onu da söyleyeceğim. Eğer genel tekrar derslerine gelmiş olursanız, gelirseniz ben dil bilimini baştan sona çok güzel bir şekilde bir özetleyeceğim ve bolca orada sorular da çözerek unuttuğunuz yerler varsa onları size anlatmaya çalışacağım. Dil bilimi en az 10 yıldır bu derslere giden biriyim, hakimim. Hakim olduğuma inanıyorum. Yararlı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar burada Müjde'nin sorduğu eş dizimsel örüntülemede şey var. Yani burada metinlerin tutarlı düzeyiyle ilgili bir durum. Tamamıyla şunu diyebiliriz. Sözcüksel bağdaşıklık dediğimiz bir şey var. Yani metin üzerinde çalışmalar yoğunlaştığında sözcüklerin birbiriyle olan ilgisi, aynı kavram alanına giren sözcüklerin seçimi ve onların örüntü oluşturması, peşi sıra gelmesi ve sağlıklı bir dizgi oluşmasını sağlayan bir yapıdır. Metin dil biliminde bunların biz çok detaylarına giriyoruz. Bu kadarını şimdilik söyleyebilirim. Detaylarına dersler esnasında girdiğimizde görülür arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Zamanım bittiği için acele ediyorum. Kapatmak zorundayım artık. Bize verilen süre 40 dakikaydı ama ben 52 dakikadır yayındayım şu an. Eğer gelirseniz başka özürsünü hepinizi bekleriz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah gönlünüzce bir yere yerleşirsiniz. İyi akşamlar.